bir Kızılderili atasözü diyor ya hani, biz dünyayı atalarımızdan miras değil, torunlarımızdan emanet aldık. Dünyaya bu şuurla bakacağız. Yani dünyadaki her şeyi kirletmek, enerjiyi tüketmek, bunlar bizim hakkımız değil. Çocuklarımızdan emanet aldığımız için onlara da gelecek kuşaklara bırakmaları adına emanet olarak bırakacağız ve bunun bilincinde olacağız. Şimdi biliyorsunuz Osmanlı döneminde çok fazla vakıf varmış. Bugün Osmanlı döneminde yaşıyorsanız her şeyle ilgili bu vakıflar genel müdürlüğünün bir yayını var, onu da incelemiştim. Hemen her şeyle ilgili işte yolu güzelleştirme vakfından tutun da yoksulları doyurma, işte giydirme vakfına kadar her şey. Ben Bursalıyım doğma büyüme. Bizim Bursa'da bir vakıf vardır. Gurabani-i Laklakan. Leylek Hastanesi. Hayvanları da düşünen bir medeniyet. Şimdi bakıyorsunuz, haberlerde görmüşsünüzdür. Avusturya'da, Avusturya devleti 2 milyon tane kediyi katledeceğini ilan etti. Şimdi 2 milyon tane kediyi katlederseniz orada yılanlar ve fareler çoğalır. 10 yıl sonra burada bir konferans yaparsak Avusturya'da işte Avusturya'yı fareler basmış diye bir haber görebiliriz. Ama zihniyet açısından bir düşünmenizi, bir tefekkür etmenizi istiyorum. Leylek hastanesi kuran bir medeniyetle 2 milyon tane kediyi katletmeyi düşünen bir medeniyet. Arasındaki farkı mukayese etmeniz gerekir arkadaşlar. Neyle yapacakmış? Bunu zehirli et atacakmış. E oradaki ekosistem mi bozacaksın? Allah'ın yarattığı bir ekosistem var. Siz buna müdahale ederseniz dolayısıyla diğer hayvanlar çoğalır. Bunun yolu nedir? Tabii bunu çevre mühendisleri daha iyi bilir. Oraya ya kurt salarsınız ya tilki salarsınız. Dolayısıyla bu dengeyi sağlarsınız. Ancak ben vakıf müessesesi anlamında konuyu değerlendirmenizi arzu ediyorum. Tabii vakıf malının da muazzam bir önemi vardı arkadaşlar. Hazreti Süleyman ile Serçe'nin hikayesi, bazı kaynaklarda Hüt Hüt Kuşu diye de geçer. Vakıf malının ne anlam ihtiva ettiği bu hikayede gayet veciz şekilde özetlenir. Bilmeyenler için mutlaka okumuşsunuzdur, duymuşsunuzdur. Ben bir daha tekrar edeyim. Hazreti Süleyman biliyorsunuz işte rüzgara hükmedebilen, doğal olaylarına hükmedebilen, hayvanlarla konuşabilen, Allah'ın bu yetenekleri bahşettiği bir peygamberdi. Bir gün serçeyi huzuruna çağırıyor. Diyor ki, serçeyi alın gelin bakalım. Serçe de gelmek istemiyor. İşte tabiri caizse bugünkü tabirle, amiyane tabirle Hazreti Süleyman'a kafa tutuyor. Ben gelmiyorum diyor. Hazreti Süleyman da diyor ki, ya neyine güveniyor? Boyuna posuna bakmadan böyle bir şeyin içerisinde oluyor. Diyor ki, ayağımın ucuna bir parça vakıf malı sürelim, götürür sarayının tepesine konarım, sarayı yerle eksan olur. Bu da vakıf malına verdiğimiz önemi bildirilmesi açısından önemli bir menkıbedir, önemli bir hikayedir arkadaşlar. Biliyorsunuz birkaç yıl önce Doğu Anadolu bölgesinde bir vatandaşımız Anadolu parsını öldürdü. İşte sonra da çıktı bana saldırdı falan. Hiçbir hayvan doğada, ben çok doğada gezerim arkadaşlar. Sürekli dağ bayır, yani bu vazifeden önce gitmediğim, gezmediğim milli parkımız yok gibi bir şeydir. Çok vahşi hayvanlarla da karşılaştığımız oluyor. Çok aç değilse hayvan veyahut da siz ona bir şey yapmadıysanız vahşi bir hayvan, yaban hayvanı insana saldırmaz kolay kolay arkadaşlar. Adam hayvanı öldürmüş. Tabii hayvan nereden bilsin doğada kendinden vahşi bir ırk olan insanla karşılaşacağını. Kaçamamış hayvan. Dolayısıyla nesli tükenmekle yüz yüze. Aynı şekilde araştırmalarımızda gördük. 1960'ların sonunda Çubuk'ta bir tane vatandaş 30 tane Anadolu parsını öldürüyor. Yani neslinin tükenmesinin sebeplerinden bir tanesi. Fotoğraf da çekilmiş. Araştırmalar sırasında gördük. İnşallah tabii var. Artvin bölgesinde falan yaşıyor. Bunların haritalarını da çıkartıyoruz. Devletimize bunları inşallah teslim edeceğiz. Ve bunların korunmasını sağlayacağız. Yani doğadaki hayvanlarla ilgili de, sokak hayvanlarıyla ilgili de belediyelerden aldığımız artan yemekler var. Bunları arkadaşlarımız doğaya bırakıyorlar. Böyle de bir çalışmamız var.